yapacağız bir video. Bugün sizlerle kafaları doyuruyoruz. Yani Kafalar Köy Lezzetleri'nin ikinci bölümündeyiz. Neredeyiz? Rize'nin Fındıklı ilçesinin Hemşin köylerindeyiz. Ve Hemşin köyünde sizlerle neler yapıldığını, neler yendiğini, köylerinde ne yendiğini, ne buranın yerel lezzetlerine bakacağız. İnsanlarla sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Neler yetişiyor, bakacağız. Şimdiden Hemşin Rize'deki herkese çok teşekkür ederiz emeklerinden, katkılarından dolayı. Haydi geçelim. Haydi bakalım. Ya oğlum ne adamsın ya. Arkadaşlar bu yaptığımız az önceki senfonini az önce yapmış olduğumuz senfoni açlık senfonisi. Evet. Saatlerdir yürüyoruz Rize. Çok açım ya. Rize kendine gel, aç kaldık, kafaları duyuruyoruz, programı devam ediyor. Yüzüne vur, yüzüne vur, yüzüne vur, çat çat. Vur vur, yüzüne vur. Bağır bir, aç kendini. Vallahi şimdi ne yaptık? Biraz yürüdük arkadaşlar. Aşağı doğru geldik, doğada kaldık. Rize'ye geldik mi biz arkadaşımıza uğruyoruz. Muhlama en iyi ben yapıyorum Rize'de dedi. Biz de tamam abi gelelim yiyelim madem dedik. Muhlama da köy lezzetlerine girer mi Bilal? Girer tabii ki. Tabii girer. Yani yerel köy lezzeti derken yerel bir lezzet o. Evet. Yani buranın yerel bir lezzeti. Tamam. O benim zaman aklımda başka bir soru işareti var. Evet. Abi başka bir montunuz yok muydu da? Evet. Yok. İnanın. Önümüzdeki 17 yıl bu montu göreceğiniz. Ben yiyeceğim. Ben haber vereyim dedim. Ondan değil de geçenlerde attığımız orada videosunun ertesi gün geldik. O yüzden aynı montlarlayız. Ben haftaya da bunu giyeceğim. Belki bir sonraki haftaya da bunu giyerim. Önümüzdeki 17 yıl boyunca bunu giyeceğim. Ben yani 17 yıl Fatih'e niye bu Monster Mont Adidas gibi oldu? Kanka vallahi evet Atakan, ya. Durmadı üstünde. Geçen Uzi yazdı bana hatta. Kanka gel trafiğe takılacaksan diye. Gostoso. Saçlarını düzeltmesi lazım ya. Saçlarım çok iyi. Bak oğlum bak. Bak jilet gibi görüyor musun? Nasıl? Saygı. Ekran başındaki insanlara saygı. Bir de şuna bak. Bırak elini bırak. Bu ne? Gostoso. Şey gibi. Spit gibi. Karnım acıktı ya. Rize! Olgun Bey. Olgun Bey. Buradayım burada. Kahvaltıyı bastık sanırım. Köy lezzetleri dedi bu akla kim geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Olgun Karabekir. Abi buranın adı ne? Köyün adı ne burası? Yeni Yol Ocu Köyü. Yeni Yol Ocu. Eski ismi Oje. Oje. Eski ismi Oje değil mi? Eski ismi Oje. Lazca mı? Hemşincedir. Hemşin. Şey anlamına gelir. İmece anlamına. Birlik beraberlik. Birlik beraberlik. Birlik beraberlik. Olgun Bey'i hemen tanıtıyorum arkadaşlar. Olgun Bey doğada kalın sahibi ve kendisi Rize'de doğada kalmanızı sağlayacak bir konsept yaratmış. Kendisini de buradan tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılarının da devamını diliyoruz. Abi tüpten tutsan ona şeyden. Biz şeyi burada mı yiyeceğiz? Yemeği burada mı yiyeceğiz? Muhlama burada yenecek hocam. O zaman şöyle yiyeceğiz. Onu da. Yo altta şey var. Taş var. Taş taşa bas. Taş. Oraya yastık gelecek. Hayır o değil de. Yastık gelecek. Ha tamam. Hayda burada kuyumağa bak ya. Bak 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 bak. Abi. Abicim. Abicim. Tam doğada kal değil mi şu an ya? Gerçekten Olgun muhlamanın en ismi yapıyor olabilir Rize'de. Çok iyi, çok iyi. Nereye? Hayda. Fotoğrafımı çek, fotoğrafımı. Görüyorsunuz değil mi? Gerçekten köy hayatı böyle bir şey. Yani doğada kalıyor musun? Evet, doğadasın yani şu an. Size bir şey söyleyeyim mi? Rize bomba gibi başladı. Ama karnım çok aç. Kardeşim gel hadi acıktık gel gel. Odin ne yapıyorsun? Odin. Abi korkmayacaksın gireceksin. -500 derecede olsa gireceksin. Evet abi evet. Bu haklı, kadar basit. Haklı bu arada çocuk. Tamam kesebiliriz sonra devam ederiz. Yusuf çorap getirsene oğlum. Havlu getir havlu. Havlu getir havlu getir. Çorap getir. Ne oldu? Dondum aklıma. Ya bak köy lezzetlerinin en güzel bölümlerinden bir tanesi bu olacak sanırım ya. Eğer şey tamam. Geldim.
Fatih söyle de o da yesin. Arkadaşlar kuymağa deniyoruz. Baba izle bak. Dur o değil, hayır. Yediğim en iyi kuymak. Kanka yapmadı ha. Yemek yasak ona. Sana bir söyleyeyim mi? Muhlama hakkında düşüncen ne hocam? Muhlama hakkında düşüncem 10 üzerinden 7566 ama en güzeli ne biliyor musun? Şöyle bir şurada ortamda yemek abi. Köy lezzetlerimi %100 köy lezzetleri. Neyse haksız mıyım? Evet. Demiyor mu bazen iyi ki Karadenizliyim lan? İyi ki Karadenizliyim lan. Hadi buyurun sana. Buyurun. Baksana şuralara, manzara. Sen ne dedin az önce? Trabzon Ordu'dan daha mı güzel Rize diyordun? Hayır. Rize çok güzel bir yer doğasıyla. Yani doğası, Karadeniz'de doğa batıdan doğuya gittikçe güzelleşiyor. He. Hani Rize, Artvin böyle güzelleşiyor. O zaman bana biraz abartı gibi geldi. Artvin bence en iyisi o zaman. Peki güzel, muhlamayı abi. Nasıl buldunuz abi? Muhlama çok iyi abi. Çok iyiydi abi. Bence çok iyiydi. Şimdi o tereyağını yakıp yakıp üstüne döktüler ya. Kesinlikle. Böyle var ya çok güzeldi ya. Kafaları doyuruyoruz. Tertemiz abi. O ne? Mandalina anne. Helal et. Koşak kaldık bir tane. Abi şu mahallenin güzelliğine baksana. Hey! Aleyküm. Seni. Dağa gidiyoruz. Dağa. Daha ne alacaksın dağda? Yedeceğiz. Geleceksin. Daha bahçe işleri. Evet, kolay gelsin. Haydi. Sakın. Arkadaşlar sakın denemiyorsunuz. Kapını açabilirsin. Ortalık karıştı ya. Abi. Havla. Havla. Ben bunu aldın oradan izinsiz bir şekilde. Oraya bir 10 lira asman lazım. Öyle bir şey ya, yok kardeşim. Şey adamın gözü yok ya. O Ordu'da var. Ordu'da. O Ordu'da var. Lize'de öyle bir şey yok. Lize'de öyle bir şey yok. O Ordu'da var. Ordu'da. Binaenci Ordulardan nefret ediyor. Bundan hayır hiç alakası yok. Bir şey diyeceğim. Pardon Ordulardan değil. Ordu'dan. Hayır bir şey yani diyeceğim. Alakası yok. Hayır. Şimdi, Trabzonlu diye bağırdı. Bunu ağaçtan alıp oraya 10 TL asmamızı gereken kişi nereli? Ordu'da. Demek ki bu nerede var? Ordu'da. Burada yok. Ben bunu söylüyorum yani. Bu kadar basit. Yanlış mıyım? Kanka daha yenmez bu ya. Bunlar oldu portakal. Hadi geçelim. Gerçekten yemeyeceğim. Yemeyeceğim kanka. Sunağı oradan yemem kanka. Oradan yemem. Brüksel'de de senin için ağzı kokuyor. Sakız alsın dedi ya. Oradan yemem. Amacı onu yapıştıracağım. Oradan yemem. Kanka aç kaldık. Öleceğiz hadi. Hadi yapıştır. Elini çek şu elini. Selamünaleyküm. Abi ekmeğin var mı? Nasılsınız abi? Kim neydi abi? Engin Atagün. Engin abi. Memnun oldum. Yüzün. Abi bir şey diyeceğim, bu ev full ahşap mı? Gerisi ahşap, gerisi ek var orada. Ek var. He. Bir kısmı bayağı ahşap. Gezebilir miyiz içeri? Gezebiliriz. Hadi geçelim. Buyurun geçelim. Yani. Kamera benim gözüm say, tamam mı? Dur. Benle beraber göreceksiniz. Oturun, yerleşin. Bak bir şey diyeceğim. Bak gördün mü içeriyi sen? Görmedim. Sana da mı sürpriz olacak? Ben de. Gerçekten seyirciyle beraber sen de görüp çok etkileneceksin. Gel. 1, 2, 3. Çok iyi. Çok güzel abi. Bu babamız, dedemiz. Dedeniz değil mi? Babaannemiz. Babaanne. Engin abi. Engin abi nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ne var şeyimizin üstünde, sobamızın üstünde? Çorba var, çay var. Sarma var. Genelde böyle çay burada kaynar değil mi gün boyu? Yani gün boyunca kaynar. Siz ne işle meşgulsünüz? Ben köyde çalışıyorum. Kim çay? Tarım işi yapıyor. Çayda para var mı? Bu sene iyiydi. Fena değildi. Tarım çok önemli diyoruz burada. Evet. O zaman öylelikle. Çay var abi. Başka ne var? Çay, fındık, kivi. Çay, fındık, kivi. Kivi. Ama şu an mevsimi değil galiba değil mi? Kivi mi? Kivi. Tabii. Kivi çok iyidir. Rize'de kivi. Ama son zamanlarda eskiden yoktu. Bayağı var. 2006-2007'den beri var. Yani 15 yıldır. Sen bilirsin Fatsa'da da kivi var. Var. Yetişiyor. Dişi ve erkek olmak zorunda kivi. Aynen. Ben o zaman bir çantayı doldurayım. Kimsini atıyorlar? Ne oluyor? Abi Rize'ye geldik ama tamam da. Ne oluyor? Abi böyle bir şey var mı ya? Evet. Abi keyif mi atıyorlar herhalde değil mi? Başımıza bir şey gelmez değil mi? Yok, orada. Allah Allah ya. Bu ne ya? Gel. Bir
Fıstık ama. Oradan dur. Karşıdan bağırıyor. Abi sizde de silah varsa biz de atalım isterseniz. Burası mutfağımız değil mi abi? Evet abi. Ooo ekmek yapılmış ya. Mısır ekmeği yapmış. Mısır ekmeği. Ooo. Mısır ekmeğimiz burada. Tereyağı. Bak mısır önü. Bu özel peynir. Tel peynir bundan muğlama yapılıyor. Peynir. Peynir. Ekmek sıcak. Evet. Ya. Sıcak yeni yapılmış. Tereyağı. Gerçekten. Yani. Köy tereyağı. Açıyorum hemen. Gerçekten ben tereyağı... Yani yayıktan yeni çıkmış gibi yani. Sırmık atıyor yani ben tereyağı. Çok iyi. Reis burada gerçekten yemekten ziyade ortam insanı haza getiriyor. O hani organik yaşam falan gerçekten burada var yani. Kaybolmamış. Ooo hamsi buğulama arkadaşlar. Yok lan. Trabzon'un şampiyonun olduğu tarihten nedir bu abi? Kapalı kalmış. Hamsi, evet hamsi tuzlamaz. Hamsi tuzlama değil mi? Onu açsan ne? Yani bu şeyde kullanılıyor. Pilav, hamsili pilavlarda falan değil mi? Yazın sebzeli hamsi yapılıyor. Sebzeli hamsi. Evet. Yazın. Açabilir miyim şöyle? Hamsi buğulama mükemmel. Açtım bozuldu şu an kaçtı. Bütün her şey. Yeni yapmış oldum. Hiç yok. Kokusu yok. Yeni dur da yeni taze. Yeni dur da taze dur da. Nasıl? Şuradan bir mandalina kopartıyor. Evet. Gel gel. Oğlum bu ne lan? Bakayım. Kabak. Nasıl kabak? Kabak işte. Şey bostan. Abicim bak bak şuradan şunu alacaksın doğasından koparacaksın. Mandalina'nın ağaçtan nasıl koparıldığını ve doğru yöntemi göstereyim. Gelin şöyle kalır bu. Bu tekrar burada açar. Bunu da hep böyle atarsın. Aa bak kop, gel gel karışır. Gel bir gel. Oğlum gelsenize. Daha iyisi var gel. Gel gel. Manav doğru aşı duruyor söyle bak ne güzel değil mi dalından. Limon var limon. Aynısını çizecektim ama başka poz istiyor. Fatih sen bir çekilsene. Reis şöyle alttan. Tamam mal gibi çıkacak ki. Ay, alttan şöyle. Of. Şu an ekrana geldi. Şu an foto ekranda. Bir bakayım. Çok kötü kanka. Bence gayet iyi. İyi mi kötü mü yaz. O açı rezalet bir sen açı. Sen de mi çekeceksin beni? Evet. Bir de Fatih'inkini koyalım. Bilal'inki mi daha iyi Fatih'inki mi yaz. Bu annenin açısı. Annem senden daha iyi çeker. Zamanında genç kızlar bu mandalina yedikten sonra kabuğunu şöyle ellerine sürüp çeşme başına giderlermiş. Şimdi ne yapıyorsun? Arkadan alıyorsun bir tane. Gördün mü? Gördüm. Allah kahretsin. Oh, oh ne de acıktık ya. Doğru. Ama bir şey diyeyim mi? Ordu'da hani geçenlerde yemek yedik ya. Evet. Oradan eve gittim kanka dinlenmeye. Akşam yemin ederim midemin ağrısına uyuyamadım. Çok yemek yemişim. O zaman azar azar. Tadına lezzetine bak. Evet, azar azar yemek lazım. Nerede bir yemek? Şu ne? Şu daldaki kırmızı şey. O nar. Nar mı abi o? Değil, nar değil ya. Değil, nar değil. Görünce. Kivi mi? Abi öyle kivi mi olur ya? Kivi mi? Kivi değil ya. Bence burada kimse bilmiyor ne olduğunu. Mışkı olgun! Hurma. Gel buraya! Hurma. Kırmızı, daldaki kırmızı şey nedir? Hurma. Hurma. Fatih, kap gel bir tane. Kankacım buradan Fatih, nasıl? Fatih oraya git, oradan bir tane al gel sana 50 euro lan. Ciddiyim bu arada. Tamam git gel. 50 euro. Dur bir saniye. Bilal söz veriyor, parayı vermiyor kanka ona göre git. Tamam. Yo vereceğim, söz veriyorum. Söz verdim. Tamam yemekten sonra yapayım. Oğlum çok güzel. Kim sardı bunu? Elinize sağlık abi. Ben. Emine abla bu şimdi bu normal alışageldiğinden daha uzun değil mi? Evet. Yaprak'dan dolayı mı bu? Yaprak mı büyük? Yok yaprağı kısaltabilirim ama ben öyle sardım. Ha tarzın senin tarzın tarzım bu. Tarzım öyle. Emine tarzında diyoruz bunu. Evet. Tamam. Emoş teyzemiz buranın ağasıdır. Kendisi gördüğünüz gibi. Dün arabada bize selektör çaktı koskocaman bir araç. Abi, dedim bu gelen kim? Emine ablacığım eline koluna sağlık. Kesinlikle. Hakkını helal et. Helal abi ellerine sağlık ama helal gerçekten olsun. Şaka çok bir yana. Çok güzel şırdan gibi dolma yaptı. Vallahi çok iyi böyle bir şey olamaz. Türkiye'de böyle sarma yapabilen yok. Bu ne abi? Bu ne abla? Lahana çorbası. Lahana çorbası. Ezmesi de. Ezmesi. Lahana ezmesi. Lahana ezmesi. Buna da bakalım tadına. Abi bu yoğun köy lezzetleri. Yoğun bu biraz. Evet. Arkadaşlar mısır ekmeğinden de yiyin. Mısır ekmeğinden de yiyin. Abuna baksana abuna. Allah ellerine sağlık. Hepsi çok güzel. Bunu yoğurda kıracaksın. Hı? Ooo. Aferin lan sen biliyorsun. Şifa sokması gibi ya resmen. Gerçekten çok güzel. Fatih'in aklı şu an şuradaki şeyi alıp 50 lira yemeğe yiyelim. Alsın vereceğim. Söz verdim. Delikanlı gibi söz verdim. Alacağım ben onu. Vallahi vereceğim. 50 lira iyi para bu da. Ben de alıp gelsem. Yok ben Fatih'e. 25 euroya alıp gelirim. Ekmeğime taş vuruyor ama. Piyasayı düşürdü. Tanrı'yı çok değil yani. Ben ticaretimi bitirmişim adamla. Genel hatlarıyla bir yorum yapmak gerekirse. Daha bundan yemedin. Daha bundan yemediğim için yorum yapmayacağım. Kanka yeme. Bu ne biliyor musunuz beyler? Hiç bu yapamazsın. Peynir minci diyorlar burada. Minci. Siz zor peynir olarak biliyorsunuz. Çökelekle'den. Yumurta var mı bunda? Yok. Yok.
Tamam, tereyağlı mince. Tereyağı. Tamam, tereyağlı mince. Nasıl bir şey lan? Vallahi çok iyi. Bir de açız ya. Tereyağlı minciyi alamadım. Aşağıda değdik oğlum. Heh. Emoş teyzemizin eline koluna sağlık. Gerçekten böyle güzel sofrada Karadeniz böyle sofrasına. Böyle görüntüsü bebek maması gibi. Az önce silahı atan siz miydiniz peki? Evet, çok seviyorum. Ne diyeyim şimdi? Buranın da kültürü. Gerçekten Emoş teyzemize evini bize açtığı için, bize böyle yemekler sunduğu için çok 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 teşekkür ederiz. Vallahi Allah uzun ömür versin, Allah mutlu etsin. Başım, özür dileyerek bir şey gösteriyorum başımdan. Şu yağ çek, ekmeğe banlıyor. Damağına yapıştıracağım onu. Ha? Hadi gidelim. Bir şey söyleyebilir miyim? Ayak. Karnım şiş. Ama neyi unutmadın? 50 euro almayı. 50 euro almayı. Dedim ya 25 euroyu tırmanalım. Bahçe, bir 50 euro vereyim. Beni bir gün güldür la. Bir gün boyunca şov yapma. Versene kanka. Ver. 50 euroya bir gün boyunca bana espri yapar mısın? Bir gün değil. 4 saat, 6 saat. 6 saat boyunca Fatih Yasin şakaları dinlemek. 50 euro. Dalından almadığı sürece 50 euro vermem. Sayılmaz, sayılmaz. Niye? Niye sayılmıyormuş? Sayılmaz. Bir dakika, nasıl sayılmıyor? Sayılmaz. Nasıl sayılmıyor? Ne bakıyorsun lan bana? Sen ki? Benlik bir şey yok. Ben Fatih'in şu an... Bir dakika, bir dakika. Sana dalmaması için araya gireceğim, dur. Bir saniye. Fatih sakin ol, vurma. Tamam mı? Saldıracağım ki. Yok, kavga etmeyin ha. Saldıracağım. Ben aradayım. Çantamı ver, Yusuf. Bir dakika, 50 euro mu alayım? Şey mi, euro olarak mı ödeyeceksin, TL olarak? Euro alayım. 50 TL mi? 50 TL hocam bu. Türkiye'de yaşıyoruz lan. Sen nasıl insansın lan kardeşim, öyle? Kardeşim 1 euro 1 TL mi? Sen nasıl bir insansın 965, lan? 965 ver 50 euro. Öyle bir İtopya'dasın ki. 50 euro ver. 1 euro 1 TL. Al. 50 euro. 50 euro. Al. 50 euro. Al. Hakkındır. 50 euro. 50 euro. Hakkındır. Cebine koy. 50 euro. Alıyor musun almıyor musun? 50 euro. Bak alıyor musun almıyor musun? 50 euro. Ona kadar sanıyorum. Aldın aldın. Almadın aldın. 50 euro. 50 euro. Şimdi ne olacak? Şimdi senin naneyi yemedin mi? Senin naneyi yemedin mi? Bir bezmez bir şey getir bak. Şunlar, oğlum burada aslan yok, Fatih, yok mu? Niye böyle orman yolundan yürüyorsun? Bugün kendine dikkat et aslan. Niye? Ummadığın anda bir sıkıntı gelecek başına. Ne konu bakımdan? Adamın yüzüne hurma sürdün kardeşim. Kardeşim bir dakika abi. Ama sen ne yaptın? 50 euro mu verdin mi? Verdin. Verdim, geldim 50 TL'li verdim. 50 TL o, 50 euro değil. Dilim sürçtü benim, 50 euro değil o, 50 TL. Gelin abi, yürü yürü yapalım. Tamam, sen benim 50 euro mu vermedin, ben de ne yaptım dedim ki? Hayır. Yok şimdi sen kendini haklı çıkarmaya çalışma. Ben hakem olabilir miyim? Olabilirsin. Evet. Abi hiç kimse bundan sonra kimseye bir şey yapmıyor. Sen 50 euro dan, 50 TL verdin. Evet. Bu adam da senin 50 TL vermeye yüzüne hurmayı çaldı. Hayır. Bunu yiyecek. Bak, ben sana para verdim mi vereceğim. Bunu ısıracak. Hayır. Öyle bir iddia var mı ki? Bunu ısıracak. Öyle bir iddia yok. Pardon, özür dilerim. Saylar mı? Mandalya kopar şuradan bana, gel. Ben mi? Tamam, koparayım şuradan. Bak, mandalya koparayım. Oğlum, oğlum adam kovdu bak. Sen ki. Geliyor, geliyor. Şuradan iki tane mandalina. İki tane. Güzel. Al birini de fotoğraf çekilmelik alıyorum. Teşekkür ederim. Tamam, barıştık yani. Edeştik, tamam. Okey. Geldik geldik. Şurada bir köy evine yine çay içmeye geldik de burada bir yaşlı teyzemiz var. Köye gittiğimizde yaşlı teyzeleri bulacağız abi. Ben tabii, yaşlı teyzeleri çok seviyorum. Gider bulurum yani. Şu manzaraya baksana. Bir ömür yaşanmaz mı burada? Şu içtiğimiz çaylar bunlar bu arada arkadaşlar. Şu doluluğa bak kanka. Bakın şu, yanlış anlamasın kimse. Şu an Brezilya'da değiliz. Bilal. Gerçekten şunu Picasso çizemez abi. Çizemez abi. Abi arkamda kaldın görmedim. Yatacaktım bunu aşağı. Selamlar. Ne güzel yerde şular değil mi ya? Ha? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ha, YouTube biz YouTube'dayız. 3 kişiyiz. Fatih, Atakan, Bilal. Biz oran oynuyor musunuz siz de? Geçlikte. Şimdi oynayamıyoruz. Kocakarlık zor. Mesleğin ne? Ne meslek yapıyor? Ebeydim ben. Ebe. Emekli oldum. Emekli oldun. Kaç tane çocuk doğurmuşsundur? 100, 200? 200'üm. Ben sayılırım. Olgun'u sen mi doğurdun? He, Olgun'u da, Onur'u da, Mehmet'i de. Şey mi, böyle hastane ebesi mi, köy ebe, köyde ebe? Ben esas devlet memuruyum ya, bunları evde doğum yaptırdım. Anladım. Bu hızlı çıktı. Fırlama bu. Gençliğinden bahset, gençliğinden. Kars'ın köyünde ebelik yapıyorum. Kars, Hacimeli köyünde ebeydik. Doğumlara kızaklarla, atlarla gidiyordum. Atla gittim, bunu telkimi arkama alıyordum. Kurtları görünce de çekip de bacaya kurtlar geldim ya, havaya ateş ediyordum, kaçsınlar diye. Allah Allah. Kurtlar, misal değil mi? Kurtaramaz. At kullanmak zor mu? Yok.
Hemen otobüsle mi gidiyorsun? Hızlı mı gidiyordun peki? Tabii. Yani Kars'tan Rize'ye kaç saat sürer? Kars'tan Rize'ye olacak gibi değil. O zaman biz şu manzarada müsaadenle bir çay içsek senin için sorun olmaz değil mi? Yok yok, ne sorun. Güzel sohbet, muhabbetin için teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Hakkını helal et. Helal olsun. Ne demek? Gel, gel. Zart. Arkadaşlar gerçekten Rize'ye geldik. Geldiğimizden beri de çok keyifli. Her şey ya. Çok keyifli. Çok temiz güzel. Hava, temiz insanlar, kendileri işte misafirperver arkadaşlar, insanlar. Arkadaşlar farkında mısınız? Çok güzel bir işimiz var. Kesin. Geziyoruz, takılıyoruz, eğleniyoruz, insan tanıyoruz. Şu çay işte, bu çayı aldım da içiyorum. Çaya bakıyorum, manzara. Dedim mi Picasso çizemez. Kivi yalayayım ağırdan, dur. Ati, senin için. Ah! Aa, kivi. Isır reis. Bana attım. Gel böyle. Kabuğunu gönder. Hadi yürü bak. Zaten ısır. Oğlum kibiyi kabuğuyla mı ısırdın kanka? Isır. Hayır hayır, ısırılmaz. Isır ye onu. Hayır hayır. Onu ye. Oğlum bunun dışında siyanür olur. Ne o? Yani yok öyle bir şey yok. Kanka öyle ya. Siyanmaz onun dışı, yanmaz. Siyanür oluyor dışında kankacım ya. Sen iyi misin ya? Valla bir şey oldu. Acile götürsek mi? Ya abartma. Tadı nasıldı efendim? Kivi. Tükürdüm. Haydi gidelim. Tükürdüm. Bak nasıl anlaşıyorum şundan. Hadi yürü. Bu kadar basit. Hayvan dili diye bir şey var. Nereden öğrendiniz? Yaptığım hayvanlıklarda. Nasıl? Bu köyün ismi nedir abi? Gomno. Gomnot. 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 Biz yanlış telaffuz. Evet, yağlı gel. Köy. Gomno. Gomno köyü. Gel bakalım. Selamünaleyküm abi. Allah tuttuğumuz altın etsin. Hoş geldiniz. Kafalar getirdiniz. Abicim hoş bulduk. Ah. Abi ekmeğin var mı bize? Ekmek de var. Çarkala var. Çarkala. Çarkala var. Yeğenim öyle dedi. Yeğenim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sıcak çarkala var. İstersen çayda demlerim vaktiniz olur. Allah içeriz abi. İçeriz. Sen de içmeyelim ya. Şuraya baksana ya. Picasso yapalım. Yanlış. Muazzam. Hele kışın oraya kar yağdı mı? Abi, orada yağmıştı bak buralara. Çok az, çok az tepede şuraya var. Şuraya kadar inmişti şu karşıya. He, eridi. Bugün gitti. Odunları kesmişsin. Kesiyorum abi, kışın yakıyoruz bunu biz. Fark ettim. Ha. Hadi girelim. Hadi gel. Girin kesin içeri, hemen ben de geliyorum. Selamlar. Buyurun, buyurun, buyurun. Ellerim biraz kirli, pati yaptım, kusura bakma. Olsun, gel, olsun. Gel, sarılayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Gelin yıkasam sizin için, sorun olmasa. Bu da bizim köy evimiz. Çok güzel. Abi çok güzel. Sağ olun, var olun. Ben bir çay yapayım size de. Şu detaya bak. Bak buradaki aşağıdaki sobalarda da gördüm. Yanlarına şöyle bir demir çakıyorlar. Böyle ısınıyor mesela. Şunu şöyle şuraya al. Şu sobaları İstanbul'daki eve yapabilen var mı? Yazsın. Yapılır. Gelir omega 5. Yapılır soba. Bundan bir omega baştan alıyorum ben. Bu ne? Bu ne? Bunun adı ne? Mısır ekmeği herhalde. Mısır ekmeği. Ama farklı bir tarzda yapılmış. Altın gibi. Tarzı farklı. Altın gibi. Tarzı bir farklı. Bakacağız buna şimdi. Sallallahu. Bunlar nerede? Bunların... Bu ordulu. Ya tamam, o da bizden. Bu dünyalı. İstanbul. İstanbul olsun. Olsun. Biraz. Şu da bizim kendi kabağımız. Et suyu bulaşmış çok güzel. Ağzım ama gidiyor. Re. Ama sizin şivamız da bizimkinden geri değil ya. Değil yani. Değil ama. Nerede mesela bu tarafta R harfi ve Ö harfi yoktur mesela. Sizinkinde mesela Özgür. Özgür. Trabzon'da. Evet, bizde Ö. Ne yapacaksın? Ne yabaysın? He, ne yabaysın? Trabzon'da. Hangi? Trabzon'un neresinde? Ben Akçabat diyeyim. Akçabat. Akçabat iyi. Ne yabaysın? Evet. Ne yabaysın? Burada ne mesela? Var bizim Akçabat. Ne yapacaksın? Ne edersin? Biz ne yapacaksın? Ne edersin? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Mesela ben bir cümle söylesem onu tamamen şiveyle tekrar söyleyebilir miyim? Söyler. Gitme buradan, sensiz ben yaşayamam. Gitme buradan, sensiz ben yaşayamam. Yaşayamam. Ama şey değil mi? Gitme buradan. Gitme buradan. Gitme diyorlar ya. C değil. Yok yok, biz. G ile C arası. Gitme buradan. Belki de yanlıştı doğrularım. Belki de yanlıştı doğrularım. Efsane ya. Şu an yediğimiz yemekler mükemmel. Sıcaktı da ağzım yandı. Şimdi deniyorum. İlk defa deniyorum. Mr. Ekmeği.
Şimdi ben size hemen küçük bir yorum yapayım da. Puanlamak ya da bunu o anlamda yorumlamak değil de bilin diye hani arkadaşlar geldiniz Rize'ye bu kara lahana yiyeceksiniz. Neden? Şu et nar gibi pişmiş. Yengemiz çok iyi yapmış. Bu kara lahana bununla beraber tertemiz. Bakın içinde salça da yok. Neden? Çünkü Rize'de bu salçasız yapılıyor. Bu tatlıdır. O kabak tatlısı. O kabağı da ben ekledim. Sen nerede? Tarladan yedin. Olabilir mi yaz? Kuzum tadına bakabilirsiniz. Wow. Güzel. Ben ya bunlara zaten iyi kötü yorum yapamazsın. Bunun bir yorumu yok. Bu zaten elle lezzetli yani. Sağ ol. Size şöyle söyleyeyim. Gerçekten yediğim en güzel yemek yani. Afiyet olsun oğlum. En buyurun gelin yine bekleriz. Hakkınızı helal edin. Geldik sofraya. Çok güzel konuk olduk. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Var olun. Gene bekleriz. Gene bekleriz. Her geçmişine rahmet ya. Her geçmişine teşekkür ederiz. Gene bekleriz. Hallanalı ya mı? Benziyor zaten. Benziyorsunuz. Hadi gelin yeme. Sabah yapar. Sabah yapar. Haydi. Buna var ya tereyağını basacağız içine. Bu reçel mi ne? Bal mı bu? Bu balsa ben bunu alabilir miyim? Al al. Ekmeği reis sen. Hala. Ya Allah'ını seversen şuna bir baksana ya. Şu yakın al şunu Allah'a sen ya. Ekmeğinin muhabbetine bak abi şuna. Oy. Oy dumana bak dumana dumana bak. Bak abi. Maşallah ya. Bu şimdi ekşili çorba. Ekşili çorba. Rize'nin yoğurtla mı yapılmış turşuyla mı? Yoğurt da var turşu suyu da var. Turşuyu da mı var? Turşu suyu ve yoğurt var bak çok ilginç. Oh. İlginç mi? Şora yüzün yolda. Bakın. Valla ben yemiyorum. Bu deli bala herhalde. Yok kanka o. Kim? Bana bak tereyağını basacağın içine. Ya arkadaşlar bakın şimdi. Kameranın bak, altı ekranı buharlanacak bak. Çünkü bana kaldır doğru değil. Nasıl sileceğiz şimdi? Ada buraya, ada buraya. Ben çekeceksin zaten. Ada buraya. Yapma ya. Sakin ol. Gelin. Tuz da dök ona, tuz tuz. Bekler yok. Damar tıkanıklığı hayırlı olsun kardeşim. Orada iş yok. Yani bu bal çok sağlıklı bir bal. Gel, gel. Ya var ya. Ne oldu durumu ne? Eridi mi? Eriyor yavaş yavaş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ekmek yapmayacağım da dedim yapayım belki yerim. İyi yaptın ya. Ekmeğe bayılıyorum ya. Valla ben sadece ekmek yedim ya. Ha bu şey mi? Banyonun su kazanı mı? Banyo gidiyor, buraya akıyor. Ha oraya sıcak su gidiyor. Oo iyi iyi. Her tarafa bağlamışım. Her tarafa bağlamışım. Sen mi yaptın abi bunu? İşte bizim evimiz çok, ev çok büyük. Bu ev mi büyük? He. Evet. Bu aşılar üstü var üstü. He. Salonun büyük. Salonu bakalım mı abla? Bak. Oo bayağı kızıyor lan bu ya. Böyle devam ediyor. Burası oturma da değil mi? Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar Allah'ını seviyorsan Fatih geldi şuraya bilgisayarını kurdun bir Valorant oyuncususun reis abi bak reis bak mesela seni düşürdüler reis söyle Fatih geri çek onu Şerif'le bir headshot yemişim karşıdaki adamda bende Odin var evet. Şerif'le şey headshot yemişim çoluk akşamı akşamı bağır oradan çığlık at yeter. Takdirnameler, avcı eğitim kursu. Abi avcı mısın sen? Tarihi eser. Tarihi eser. Ha. Bunlara evet gel. Kesinlikle bunların bak, delilleri var. Onları çektin mi bak? Eskiden ayak keser, tahta yapardık eskiden onlar. Ben kullanmışım yani. Şuradan bir balkona çıkıyormuş. Bilal abartı abartı anlatamadı. Evet abi. Buyurun bakalım. Gel 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 gel. Gel gel. Burası benim bostanım. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz vadi Tuzsuz Dere Vadisi'dir. Çok iyi değil mi ya? Oğlum demesine bak. Bostanları var orada. Nerede bostanları? Bak bostanlarım burada. Kabak sever misiniz? Ben severim. Vereyim mi? Olur. Al. Nasıl getireceksin onu İstanbul'a? Böyle. Suda pişireceksen de kesip. Tabii onu keseceğim. İyice bir suda pişireceğim. Tatlısını yapacağım sonra. Tatlısı bunu. Olmaz onun. Bak onun tatlısı olur ama. Bunun da reçeli olur. Reçeli tatlısı olur, olursa pekmez, ben bunu aldım. Pekmezi çok iyi olur ve şifalıdır. Olur. Ben bunu aldım. Al. Hadi alın da kurmadan da alın. Evet geldi. Yanıyor. Geldi. Gel. Abi, Fatih gel. Fatih aç içini aç. Abi şuna bak. De etiket. Eridi. Uyyy. Buna böyle. Böyle. Aynen. Hayır. Arkadaşlar bu damar yolları tıkanıp buna bir de bir dur ha. Ya arkadaşlar ben bak tekrar söylüyorum. Ne oluyor ya? Abi bir şey söyleyeceğim Rize'de sürekli bir şey mi? Abi herkes kutlama oluyor bu ya. Arjantin'in şampiyonluğunu kutluyorlar Rize'de.
Yoksa her gün böyle mi? Arkadaşlar bu aralar tehdit alıyorum. O yüzden silah sesiniz iyi değil. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet. Geldiğinize çok sevindim. Çok memnun oldum. Her zaman beklerim. Kapım açık. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Canan. Bu arada az önceki sesler havayı fişek patlatmışlar arkadaşlar. Bir kutlama varmış. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Güle güle. Bardağı götürüyorum. Pardon. Bardağı da götür. Aa bak. Gofiki sana geliyor. Ablanın keçisi. Keçi değil mi? Ben yanlış söylemiyorum. Şu an hayvanlar çok Allah mutlu burada. Odunun daha yok yavrum. Yestiyorum sizi. Allah bağışlasın yavrum. Kaç yaşındasınız? 80 yaşındayım yavrum. 80 küsür. Daha girmemişim ama girecekler adı. Gireceksiniz. Bu Matilde hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu böyle otlayıcı hayvan. Otluyor değil mi? Angara Messi. Elini indir hareket yapma. Sağ olun yavrum. Allah sağlık sıhhat versin. Amin sağ olun. Matilde hadi gidiyoruz. Odunu mu kıracağım? Oğlum bütün odunları kırmış zaten teyze. Müzeyyen teyze. Arkadaşlar son yerimize geldik. Sebzeli hamsi yiyeceğiz. Sebzeli hamsi bana dokunuyor yalnız. Buraya gel. Buraya. Ne var orada? Serender. Serender. Evet. Serender. 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 Nedir oluyor hocam? Serender gel bakayım göstereyim sana. Şöyle nasıl abi burası şimdi? Bak burası orijinal Serender. Aa dur. Ne var hocam içinde bunun? Aç. Kitli. Kitti mi? Ah, evet. Son olarak düşeceğim gibi geliyor. Dur kanka çık. Kesin düşeceğim ya. Evet son evimize geldik. Vallahi burada da Rize'nin meşhur yemeği sebzeli hamsimizi yemeden videonun finaline gelmeyelim dedik. Buyurun. Sebzeli hamsi dokunuyor mu sana? Bana biraz dokunuyor. Gel geç bakalım. Selamlar. Aa alan da yapmışlar. Atakan ne yapıyorsun? Kanka al bak. Heh bak. Dalmışsın sen. Görebiliyor musun? Yok kanka. Niye? Bozuk. Körsün oğlum. Ben gayet gördüm karşıdakinin evi geçti. Oğlum benim gözler bozuk herhalde. Aynen kanka sen körsün kanka. Evet geçelim. Hadi. Ne kadar söyleyeyim? Hamsiyi biz yapacak. Ablacım ama konseptiniz bir kafaları doyuruyor. Buyurun. Siz edeceksiniz de sadece. Ya bahçede bütün sebzeler bahçemizde. Aa. Vallahi çok hepsi. İyi. Ne var içinde sebze olarak şimdi? Pırasa, nane, maydanoz. Pırasa, nane, maydanoz. Patates. Bir şey daha getirmişti. O neydi anne? Patatesin şeyi, ya, yaprağı. Kavuracak onu değil mi? Evet. Fazla değil mi? Abi tava gibi mi olacak burada? Fazla çok. Karıştırayım mı? Ona fazla dokunma. Maydanoz. O biraz Buna tam olarak sebzeli hamsi deniyor. Ve kış aylarının vazgeçilmezi sebzeli hamsiyi birazdan tadacağız. Maalesef hanımefendi hamsiyi yakmış. Hayır canım öyle oluyor hamsi. Bezmiş hayattan ne yapsın yakacak tabii. Sebzeyle hamsi gördüğünüz gibi böyle oluyor biraz arkadaşlar. Biraz yanmış ama. Biraz ya yakmış. Yanmamış öyle oluyor. Abi sen misin dur? Ya ne güzel baksana fotoğraflara. Aha bu ne daha çekti. Aynen bak bu ekmek zaten buralarda hep meşhur herhalde. Oğlum bu çok güzel. Ben gerçekten oturuyor kanka şundan. Bu senlik. Bak hiç makara yapmıyorum şu an senlik bir şey. Bayağı beğendim. Sen beğendiysen sen çok beğenirsin. Gerçekten hepsi şey organik bunlar. Hamsili değil mi? Yok hepsi bizim. Hamsili. Biraz tuzludur. Bu da hamsiden dolayı. Tuzlanmış hamsi çünkü evet. O. Taze hamsi değil. Beğendin mi? Çok güzel. Yani buna yorum yapmaya gerek yok biliyorsun hocam. Bu mükemmel bir şey zaten. Allah ellerinize sağlık. Elinize kolunuza sağlık. Gül Hanım teşekkür ediyoruz. Böylelikle Rize köy lezzetlerimizin de son evinde. Sonuna mı geldik? Videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her ne kadar hamsiyi yaksa da. Evet arkadaşlar sürçülisan ettiysek affola. Gerçekten burada elimizden geldiğince saygımızı sevgimizi korumaya çalışıyoruz. Umarım oradan sonra Rize gerçekten çok iyi iki video oldu bizim için. Evet. Kıyaslama yapmayacağım. Demek istediğim şey şu. Anlıyorum. Samimiyet vardı bu videoda. Evet, iki videoda da. Tabii. Makarayı bir kenara bıraktığımda çekerken çok eğlendiğim bir video tarzı bu. Kesinlikle. O yüzden buna devam edeceğiz. Ben bir de bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten evet. Yemekten ziyade böyle giriyorsun ortamlara. Ha. Oradaki evet. Sıcaklık, mesela etraf, doğa, moğa. Evet. İnsanı daha çok doyuran şey o biliyor musun? Şimdi bu masada ben mesela ablaya takılıyorum, şakalaşıyorum. Hı-hı. Ablayla ilk defa tanışıyoruz bu arada. Bu samimiyet gerçekten insanın ihtiyacı olan bir şey. Ben de saygımı tabii ki her zaman korumaya çalışıyorum. Ama Rizeliler genelde öyledir. Çok teşekkür ederim. Samimiydi. Yani. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayalım. Like atmıyorlar son zamanlarda. Hadi. Şimdi kameramızı detaylara yolluyoruz. Biraz dışarıya doğayı muayene çeksin, insanların içi açılsın.